o'sha hozir sahobalar to'g'risida gap boshlangan edi, bir qisqagina javob bersangiz, agar bir sahih hadis bilan zaif hadis bir-biriga zid kelib qolsa-chi, domla? Unda sahihga qaraladi, sahih olinadi. Sahih olinadi. Ibn Qayyimni rahimahullohni usul qo'ygan anaqalari bor. Men shuni bir maqola qilaman dedim, qolib ketdi. İkide hadis birbirine zıt kip kalsa, uzun soru şu. İkide hadis birbirine zıt kip kaldı. Bitti hadiste kıl degenleri var, ha? İkinci hadiste uşanı kılma degenleri var. İkide hadisini ne makalamız dese, üçün yol bilen bunu yeçiler. Üçte yol var. Birincisi, hadislerin sahih sahih masligini ispatlanadı birinci. Kaysi bir sahih. İkidesi sahih bu kalsa, keyingi etapga o'tiladi. Agar bittasi sahih, ikkinchisi zaif bo'lsa, zaif tashlanadi. Sahih olinadi. Keyin ikkalasi sahih bo'lib qoldi. Nima qilamiz desa, ikkalasi sahih bo'lsa, endi uchta da'vodan bittasini isbotlash kerak. Birinchisi nasx da'vosi. Nasx da'vosini isbotlashingiz kerak. Qiyin juda ham. 20 dan ortiq usuli bor nasxni. Mesela isbotlashligini. Bilasan nasxni. Mana bu hadis aytilgan Rasulullohdan aytilgan sahih. Mana bu hadis aytilgan Rasulullohdan aytilgan sahih. Faqat bunisi Makka davrida aytilgan. Masalan, Payg'ambar alayhissalotu vassalom bismillah siz so'yilgan go'shtlarni harom ekanligi to'g'risida oyat nozil bo'lganda sahobalar kelib so'radi Makkada. Hamma bizi atrofimizda go'shtlar harom ku o'zi bismillahsiz so'yiladi. Deganda payg'ambarimiz sizlar bismillah deb yeyveringlar deganlar. Buxoriyda rivoyat, sahih rivoyat. Lekin bu hadis keyinchalik go'sht sanoatiga musulmonlar to'g'ri yondoshgani uchun nasx bo'lgan. Falon joyda bismillah bilan so'yilgan, bismillahsiz so'yilgan narsani yemadilar degan hadis. Yuqoridagi zid. Nima qilamiz? Ha, bu Makkada aytilgan, bunisi Madinada aytilgan. Bu buni nasx qilgan deymiz. Tamam, yechiladi bu. Endi nasxni isbotlanmadi. Nasx degani bittasi ikkinchisini hukmini amaldan qoldiradi. Yani bitta so'raganlarga, birodarlar so'rayapti, ustoz nasx nima deganini. Birinchi hukmni ikkinchi hukm amaldan qoldiradi. Islomda bormi? Bor. Sunnat inkorchilari yo'q deydi. Sünnet inkarçıları yok, nasıl degan narsa deydi. Bu halanki Kur'an'da sabit. Mâ nansah min ayetin av nunsiha ne'ti bi khayrim minha av mitliha. Bir birer ayetini nasıl degan bulsak, yok ki sizin isimizden çıkarttırgan bulsak, yani onu ornige, aynı özünü yok ki ondan afzalanı keldirdik deydi Allah Ta'ala. Demek ki nasıl var. Hadiste yan nasıhını ispatlaş kerek. İkkalası zıt gibi kalmaz, gelişi mümkünmez. Kelse ya bittese nasıl boladı. Yani nasxını ispatlanmadı. Ne kıladı ikincisi? İkincisi tercih kıladı. Tercih. Hani endi sahabelerini tanış gerek. Ravi, rivayet kılıyatken ravi sahabe kim? Kança yürüyen Resulullah bile. Tercihini 120'ye yakın usulü var. 120'ye avvalam aytıyordum bunu. Uşalar içi de mesela 97 yoki 98-incisi de aytadı ki hamasını mesela koyup gelesin. Yani birinci bana bu tercih kaidesi. Bunun göre hadis sap görürsünüz. Bu 2, bu 3, bu 3. 97-incisi de Buhari ve Müslim'de rivayet kılıngan hadis başka hadis toplamları da rivayet kılıngan hadisten üstün duradı. Bitti şunu özümez. Bizde hazır adamlar Buhari'de rivayet kılıngan bu üstün değil duradı. Ha, bu 97-inci kaide bu. Fakat şunu üçlü oladı bazılar. Ona kabahız. Bu burayı zikirme. İnna lillahi. Zalat kesti ya takılla orada. Hop. Demek Buhari'de rivayet kılıngan, Müslim'de rivayet kılıngan hadis tercih manası da başkadan göre üstün turadı. 97. kaydı. Şimdi tercih ham bulmadı. Tercih bulsa bu oldu. Ola orası. Şimdi tercih ham bulmadı. 120 ta qoida bilan ham epla olmadik. Hammasi bir-biriga to'g'ri kelyapti. Tepa-teng ikkala hadis ham. Uchinchisi nima qilinadi desa,
muvofiqlashtiriladi. Bu hadis mana bu ma'noda, mana bu hadis mana bu ma'noda deyiladi. Masalan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Fatiha surasini o'qilmagan namoz namoz emas. Mana shu hadisga ko'ra Fatiha o'qilmasa namozni qaytadan o'qish kerak. Lekin bizning Hanafilar nima deydi? Yo'q, bu deydi la salata kamilata deydi. Mukammal namoz bo'lmaydi. Namoz namoz bo'ladi. Fatiha vojib, farz emas deymiz biz. Nimaga? Chunki Qur'oni Karimda faqra'u ma tayassara minal Qur'an degan. Namozda muyassar bo'lganicha o'qing degan. 3 oyat qisqadan uzundan bir oyat o'qisa muyassar bo'lgani bo'ldi deydi. Buni qayerdan olyapsiz desa, chunki masalan boshqa bir hadis bor. La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Masjidning qo'shnisining namozi faqat va faqat masjidda namoz bo'ladi. Bu hadis to'g'risida ulamolarda ixtilof yo'q. Bu hadis la salata kamilata bu. Komil namoz bo'lmaydi. Deganligida ixtilof yo'q. Ha, ixtilof yo'q. Chunki masjidning qo'shnisi uyda namoz o'qsa namozi namoz bo'ladi, faqat komil namoz bo'lmaydi. Nuqsonli bo'ladi, uyda o'qigan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshaydi deydi. Mana muvofiqlashtirish. Yoki mana Qur'oni Karimda oyat bora, mana avvalan bir misol keltirgandim. Alloh taolo bir oyatda nima dedi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha dedi. Albatta siz o'zingiz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz dedi Alloh taolo. Boshqa bir oyatda va innaka la tahdi ila siratim mustaqim dedi. Va albatta siz haqiqiy siratim mustaqimga hidoyat qilasiz dedi. Bir oyatda hidoyat qila olmaysiz deyapti Alloh taolo. Bir oyatda hidoyat qilasiz deyapti. Bu ikkalasi nasx yoki tarjih masalasi emas, bu muvofiqlashtirish masalasi bilan hal bo'ladi. İkkalasi ham sobit oyatlar, ikkalasi ham mutavotir, ya'ni Qur'on oyatlari. Sahih zaifligida hech kimni hech qanaqangi anaqasi yo'q, lekin muvofiqlashtirish bilan yechiladi. Alloh taolo birinchisida innaka la tahdi man ahbabta deganda haqiqiy hidoyat, Alloh tomonidan beriladigan hidoyatga siz hidoyat qila olmaysiz. Ikkinchisida va innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Albatta siz sirotim mustaqimga hidoyat qilasiz. Eng to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yasiz. Irshod ma'nosida. Ana shunda muvofiq bo'laveradi. Deganlar.